Çok uykum vardı. Ay, şu alarm çok fazla yatıyor. Kardeşim uyanacak. Oh be. Şu alarmı kapatayım da bir daha... Ay, kapatamadım, az kalsın. Heh. Tamam. Artık kardeş hiç ötmeyecek. Kardeşim hiç uyanmayacak bu alarm yüzünden. Of ya, işte okula gitmek istemiyorum. Çok yorgunum. Uykum da var. Ne yapsam, ne yapsam? Ay, hemen şöyle laptopuma bakayım. Açayım. Okula gitmemek için anneye neler söylenir? Şöyle bir yazayım. Ah, buldum. Hasta numarası yapacağım. Evet, evet. Ay, çok fazla sevindim. Hemen şöyle yatağıma çıkayım. Ay, canım kardeşim uyuyor fındık fındık. Şöyle yatayım. Ay, ay, ne oldu? Sen buraya nasıl çıktın? Uf, annem gelmeden çabuk yerine yat. Hemen ben de numara yapmaya başlayayım. Ay, anneciğim. Ay, anne. Çoktan sabah olmuş. Kızlar uyandı mı acaba? Şöyle bir tuvalete gireyim. Her şeyi buraya bırakmış bu yaramazlar. Ellerimi bol bol sabunla yıkayayım, bu mikroplar yok olsun. Dişlerim de ince gibi. Çocuklarım, uyandınız mı? Benim küçük miniklerim. Bu kızlar tembel çıktı. Kızlar, kızlar uyanın artık. Ay, benim küçük fındığım uyuyor. Prensesim, sen uyandın mı? Anne, çok hastayım. Ne? Hasta mısın? Nasıl yani? Ay, kötü bir şey yoktur inşallah. Ay anneciğim, o kadar da korkma ya. O kadar korkunç bir şey yok. Heh, ben ama bugün okula gidemeyecek gibiyim. Çok halsizim. Dur bakalım, önce ben bir ateş düşürücüsünü getirip bakayım. Kardeşin iyi ki uyanmadı. Hadi sen dinlen, ben hemen getiriyorum. Ay, tamam anneciğim, çok sağ ol. Ah, benim tatlı kızım. Tamam, şöyle ben bir kızımın ateşine bir bakayım ilk önce. Bekle beni tatlım. Sen bu ateş düşürücüyü al, koltuğun altına koy, uzan, tamam mı? Ben de kardeşini uyandırıp geleceğim. Bir yukarıya çıkarayım. Anne. Ay, benim tatlı kızım. Gel bakalım, ablam biraz rahatsız, sana da geçmesin. Tamam anneciğim, ben termometreye koyup geleceğim. Abla, işimi istiyorum. Olmaz canım. Ay, ne yapacağım ben ya? Ne yapsam? Ah, buldum. Nasıl sıcak yapabileceğimi buldum. Hemen fön makinesiyle bunu ısıtmalıyım. Yoksa annem ateşimin çıkmadığını anlar. Hemen çıkmalıyım. Şöyle gizlice bakayım, annem gitti mi? Sakın söyleme köpekciğim. Gel bakalım, hemen senin mamanı şöyle hazırlayayım. Bakayım. Hı? Ay, biraz sıcakmış. Neyse, şimdi oldu. Hadi al bakalım mamanı. İç sen. Ay, umarım anneme yakalanmam. Şöyle gizli banyoya gideyim. Çabuk çabuk, annem beni görmesin. Bakayım. Ay, bakmıyor bakmıyor. Başaracağım. Anneme yakalanmayacağım. Hızlı koşayım burada. Oh be, geldim. Şu fön makinesini alayım. Bir an önce gideyim. İnşallah annem görmez ya beni. Bakayım. Kardeşimle ilgileniyor. Tam sırası, kapıdan kaçtım. Şu fön makinesini iyice tutayım. Isın. Oo, çok sıcak oldu. Yanıyor termometre. Fön makinesinde şuraya saklayayım, annem bulamasın. Ay, saklayamadım, burada kalsın. Neyse, anlamaz. Şimdi yatayım. Bekleyeyim annemi. Çok akıllıyım, çok. Aferin tatlı bebeğim. Ben ablana bakıp geliyorum. Hadi sen de in bakalım oradan. Mamana güzel güzel iç. Ben hemen geleceğim. Oyuncaklarını oyna benim tatlım. Ay, bu kızlar da uykucu oldu. Kalk bakalım. Hadi arabanı sür sen. Ben hemen geliyorum. Kızım, kızım. Nasıl oldun benim tatlı bebeğim? Ay, dur bakalım. Şu termometreyi ver bakayım. Ateşine bakayım. Anne, hiç halim yok. Her yerim ağrıyor. Çok kırgın vücudum. Dur bakalım, ben şimdi şuna bir bakayım. Ne? 39,5 derece mi? Kızım, senin çok fazla ateşin var. Hemen ateş düşürücü vermeliyim. Neredeydi benim çantam? Anne, bugün ben okula gitmeyeceğim değil mi? Kızım, bu kadar ateşle gidemezsin zaten. Ay, hemen ateş düşürücünü al bakalım şunu. Güzelce. Tamam, aferin sana. Sen şimdi yat, dinlen, tamam mı? Ben kardeşini bugün aşıya götürecektim. Ne? Aşı mı? Evet evet. Ama merak etme anneciğim, ben yatar dinlenirim. Aferin benim kızıma. Tamam benim canım. Ilık bir duş al, tamam mı ilk önce? Ay, tamam anneciğim, yatmadan ılık bir duş alayım. Haklısın, iyi gelir. Tamam anne, ben hazırım. Ay, ama çoraplarım.
Ah, çorabımı da çıkardım anneciğim. Hadi kızım gel, sen ılık bir duş al. Ben de kardeşini de yıkayayım, giydireyim, aşısını yaptırayım. Tüh, ikiniz de aynı anda hasta olacaksınız. Ay, ay. Annemi nasıl da kandırdım ya. Oo, okula gitmeyeceğim, okula gitmeyeceğim. Ders yapmayacağım, ödevime bakmayacağım. Şöyle güzel güzel yıkanayım, şöyle keyifli keyifli. La la la, la la la, çok mutluyum. Güzel güzel yıkanırım. Ay, ay kızım ne oldu, bana mı seslendin? Yok anneciğim ya, öksürüyorum da. Ah benim tatlım, merak etme, ben doktora senin durumunu da soracağım. Ay, tamam anneciğim. Ay, ay ben gidiyorum anneciğim, giyineyim, yatayım biraz. Tamam benim akıllı uslu kızım, ben de kardeşini yıkayayım, doktora götüreyim, gelip seninle ilgileneceğim. Ay tamam anneciğim, çok sağ ol. Neredeydi benim tabletim, aşağıda? Ufaklık, sakın anneme söyleme. Abi zaten söyleyemezsin, çok küçüksün. Ay benim küçük fındığım. Anne oyuncak oyuncak. Tamam duşa gireceğiz, hadi gel al oyuncağını, gel. Ay buraları da her yeri kaygan kaygan yapmış. Şimdi küçük kardeşi düşecek kayacak. Şöyle sileyim her yeri. Aa, sandık güzel, senin sandığı bu benim olmalı. Açayım. Yaşasın, zaten bu benim. Çok güzel oyuncaklarım var burada. Ama benim... Neyse bunlar kalsın. Annem kızacak dağıttım diye. Ay anne, anne çekil, tuvaletim geldi. Ne tuvaletin mi? Aman sakın buralara yapma. Tamam anneciğim ya, benim burada... benim burada kendi tuvaletim var. Ay çok zor yaptım anne. Aferin yaptın ama. Şimdi şöyle banyoya gir. Seni bir güzelce yıkayayım. Tamam anneciğim. Neredeydi benim banyo eşyalarım ya? Hazırım. La 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 la. Aferin benim tatlı bebeğime. Ay bak burayı silemedim. Popom acıdı. Ay kalçamı kırıyordum. Tamam tamam bu kadar yeter. Hadi. Sen de doktora gideceğiz. Doktora mı? Doktor teyze ne yapacak anne? Hiç. Öyle ziyaretine gideceğiz. Ay ben doktora gitmeyi çok severim. Dur. Heh. Tamam anneciğim, ben artık kendim giyinebiliyorum. Dur kızım dur, ben de giyineyim. Kıyafetim neredeydi? Kıyafetim burada. Ay kızım, bırakır mısın kıyafetimi? Hadi. Gel kucağıma. Doktora gidelim gelelim. Ablan çok hasta. Hasta mı? Bana da hiç açta gelmedi anne. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi gidip gelelim. Oh annemler gitti. Ben de biraz burada oturayım ya. Sanki hep kardeşim bebek. Ben de biraz küçük olabilirim. Şaka şaka ya. Bu mama sandalyesine ben nasıl sığıyorum anlayamadım gitti ya. Ay köpüşümün birazcık saçlarını tarayayım. Tüylerini tarayayım. Hatta köpeğim. Gel bakalım. Senin biraz tüylerini tarama vakti. İyi, ne kadar çok tüylenmişsin böyle. Aferin benim tatlı köpeğime. Aferin. Ay nerede benim tabletim? Biraz oyun oynayayım. Hadi bakalım. Hadi başaracağım. Ben bu ile kazanacağım. Hızlı ilerliyorum. Canavarı yakalayacağım. Kaçma canavar. Eyvah, arkadaşları geliyor. Arkadaşlar yardıma gelin. Oyundayım ben. Çabuk sizi bekliyorum. Hadi hadi hadi. Yaşasın. Bu oyunu da kazandım. Oh ne yapsam acaba ya. Ev bana kaldı. Annemler de yok. Öyle değil mi? Ay en güzel kıyafetlerimi giyeyim de şöyle. Yeni almıştı annem bunları bana. Çoraplarım nerede? Köpüşüm çekil. Şöyle güzel ayakkabılarım. Annem yokken. Şöyle onun kreminden süreyim biraz. Yüzüm de çok güzel oldu ya. Neredeydi benim en güzel çantam? Biraz şöyle fotoğraf falan çekineyim ya. Instagram'a koyarım. En güzel pozumu veriyorum. Tamam. Hayır hayır, Instagram'a koyarsam annem anlar hasta olmadığımı. Hemen üstümü çıkarayım, geri giyeyim. Tamam çantam. Annemin görmemesi lazım. Ay çok sıkıcı ya. Keşke bir arkadaşım da okuldan kaçsaydı. Onunla oynardık ya. Ay nerede benim abur cubur dolabım? Şurada biraz bir şeyler yiyeyim, abur cuburlar. Gel bakalım benim küçüğüm. Merhaba, bugün bizim randevumuz vardı. Tabii buyurun, doktor hanım içeride. Ay bir uyutmadılar ya. Sürekli hasta geliyor. Buyurun buyurun. Hah, merhaba doktor hanım. Benim kızımın 3 yaş aşısı vardı. Aşı istemiyorum, aşı istemiyorum, bana ne olmaz. Ay merak etme tatlım, korkacak hiçbir şey yok. Bebek aşısı bu. Ne bebek aşısı mı? Tamam böyle oturayım şöyle.
Sen annenin kucağında dur. Ben şöyle bir bakayım. Senin için bir damla. Damlalarımız neredeydi bizim çocuk damlası? Burada. Hadi bakalım. Kocaman aç ağzını, tamam mı? İşte. Anne bu çok basitmiş. Evet evet, hiç acımaz, merak etme. Çocuk aşısı bu şekilde, damla şeklinde. Şey, doktor hanım, benim kızım da hastaydı da bir telefonunuzu kullanıp arayabilir miyim? Tabii tabii, buyurun lütfen arayın. Tamam. Şey, bir saniye gel, in bakalım tatlım. Telefon numaramız neydi ya bizim? 0515-2552. 0515-2552 miydi? Alo kızım. Ha, nasılsın? Hasta mısın halen? Ah canım benim. Tamam tamam, üzülme, ben hemen geleceğim yanına. Ay çok teşekkür ederim. Şey doktor hanım, kızım çok hasta. Ateşi 39,5'tu. Ne? 39,5 mu? Hemen ona çok güçlü bir ateş düşürücü yapmaz. Ben şurup verdim ama olmaz olmaz. Ancak iğne yapmalıyız. Hemen şuradan ben iğnemi alıyorum ve geliyorum. Ay ablama da damla yapsaydınız, olmaz. Çocuğum o büyük. Hadi bir an önce gidelim. Uf ya, okula gitmeyince de canım çok sıkıldı evde tek başıma. Keşke annem evde olsaydı. Uf ya. Denenin denenin. Ah, telefonum çaldı. Alo? Evet anneciğim, biraz hastayım, halen geçmedi. Ne? Doktorla mı geliyorsun? Ne yapacağım ben ya? Doktor geliyor, eyvah ya, bana iğne yaparsa. Anneme her şeyi anlatmalıyım. Hemen arayayım annemi tekrar. Alo anne, benim hiçbir şeyim yok ki. Ateşim de yok, ateşim falan da yok. Gerçekten yok, düştü. Şey kızma, sen bir şey söyleyeceğim. Ben biraz numara yaptım da sana, ne olur beni affet anneciğim. Numara mı yaptın? Kızım böyle sağlık konularında hiç numara yapılır mı? Çok kızdım sana şu anda. Sadece bana okula gitmek istemediğini söyleseydin. Anne söyleseydin beni gönderecektin. E tabii gönderecektim. Okul orası, keyfine göre iş yapamazsın. Tamam anneciğim, bir daha asla yapmam böyle bir şey. Ne olursun affet beni. Tamam tamam kızım, bir daha sakın böyle bir yalan söyleme. Tamam anneciğim.